Merhaba arkadaşlar, MyAntimes'de oynuyorum başka bir bölümde daha. Hoş geldiniz. Özlemişsinizdir herhalde Sims'i. Bayağı oldu çünkü hani Sims'de oynamayalı. Neyse, fazla uzatmadan hemen oyunumuza geçelim. Yalnız ona değil. Ben farklı bir dünya açmıştım bu arada. Biz nerede oynuyorduk ya? Bu benim ilk oynadığım. Bu online oynadığım. Ha bu tamam. O zaman buymuş. Hayırlısıydı zaten adı, evet doğru. Bakalım neler var neler yok. Uzun süredir Sims'i gelmiyordu bu arada hakikaten. Yüklenirken onu da söyleyeyim. İşte bilgisayarımla ilgili teknik problemlerden dolayı şu anda da muhtemelen oyunda ufak bir kasma meydana gelebilir. Çünkü hani bilgisayarım artık bayağı bir eskidi. Özellikleri iyi fakat tabi aldığımdan beri bayağı süre geçtiği için format atmayı da pek sevmeyen biriyim. Hani bir ton dosyam falan var. Onları yedeklemek, tekrardan kurmak vesaire falan çok zoruma gidiyor. Yaklaşık hani bir 5-6 saate kadar çıkabilir çünkü büyük boyutlu dosyalar bunlar. Maalesef bu yüzden format atmayı da pek seven biri olmadığım için bayağı uzun zamandır aynı bilgisayarı kullanıyorum ve hani artık böyle hard disk doldu taşıyor. O yüzden biraz yavaşladı dediğim gibi ama muhtemelen yakın zamanda format atmak zorunda kalacağım. Gördüğünüz gibi 10 dakikadır yüklenmiyor da oyun. Bu sanırım oyunla ilgili bir şey. Ha evet yüklendi. Neymiş? SimCity Launch Park. Ha SimCity. Bu arada burasıydı değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Burası mıydı? Burası olmayabilir. Şöyle bakmam lazım. Şuradan bakayım. Evet evet burasıydı. Tamam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlısı isimli şehrimize. Dediğim gibi ufak bir kasma var. Şurayı zaten ölmüş burası yani. Yapacak bir şey yok artık. Şimdi gördüğünüz gibi bir ton paramız var. Bu bir ton paranın sebebi hatta şunları düşürelim. Mutlu olsun arkadaşlar. Ya da olmasınlar. Niye oluyorlar ki? Tamam. Petrolle uğraştığımız için bayağı bir para geliyor. Hani gördüğünüz gibi efsane para geliyor yani. Fakat kirlilik konusunda çok kötü durumdayız ve şu gördüğünüz kakalar geri gitmeye başladı. Şunu kurmak istiyordum. Fakat onun için town'a upgrade'lememiz lazım. Aa, güzel oldu. Tam da upgrade'leyebiliyorum. Şimdi hemen onu eklersek şu bundan gerektiriyor. Bunun üzerine ekleyelim direkt. Burada büyük kaka fabrikasını kurabileceğiz. Hemen hızlı hızlı giriş yaptı oyuna. Şuradan hemen şehri bir donduralım. Çünkü hani kakalar gördüğünüz gibi hiç iyi durumda değil. Şuraları hemen bir yok edebilirsek çok iyi olacak. Zaten burası ölmüş bir durumda artık. Buraya hiçbir şey kurulamayacak muhtemelen. Daha sonra şuradan şu büyük olan buraya sığacak mı? Çok güzel. Harika, tam böyle tahmin ettiğim gibi büyük olan da sığdı buraya. Şimdi buna birkaç tane de şu şeylerden eklersek hani bu neydi bunlar ya? Hani şu kaka toplayan makinelerin büyük şeyleri ve fazla kirlilik yaratmıyorlar hatırladığım kadarıyla. Bizim şehrimizde çok fazla kaka olduğu için hepsini doldurayım. Kakaları birazdan işçi buldukları anda çekmeye başlayacaklar. Gördüğünüz gibi bayağı bir artıya geçti bu kaka şeyimiz. Kaka toplama olayımız. Aynı zamanda arkadaşlar şu an şehirde çok fazla problem yok. Gördüğünüz gibi zaten petrolü işleyip sattığımız için. Zaten bakarsanız bu da bayağı bir büyüdü. Petroleum Headquarters. Burada bir Refining Division mıydı bu? Neydi bu ya? Neyse, burada gördüğünüz gibi bayağı bir oil çıkartıyoruz ve bir daha dur dediğim şehri, bazı problemler var çünkü. Bu oil'ı bu oil refinery'de benzine, daha doğrusu petrole ve plastiğe çevirip satıyoruz gördüğünüz gibi. Burada ama ben daha fazla oil satıyordum. Bakın normal oil 8886'dan. Bu arada bunları da dün bir paket geldi, ondan da bahsedeyim. Bugün 23 Mayıs mı 24 Mayıs mı ne? Dün bir paket geldi. Aslında bu videoyu dün çekip bugün yüklemeyi planlıyordum.
Fakat paket esnasında denk gelmişim ben de. Gördüğünüz gibi bu yeni gelen paketin yeni getirdiği şeylerden biri de bu Global Market'ta, şu Trade Depot'tan girdiğiniz gibi Global Market'ta bu şeylerin fiyatları değişiyor. Eskiden bu direkt 9.000'di. Bunlar 29.000 falan oluyordu. Şimdi gördüğünüz gibi bizim elimizde çok olduğu zaman veya biz çok fazla sattığımız zaman düşüyor ve artıyor. Bu tür bir değişiklik var. Güzel olmuş. Şimdi ben gördüğünüz gibi bunu zaten 9.000'den satıyorum. Fakat işlenmiş halini 26.000 ve 21.000'den sattığım için işlenmemiş halini bu depo kısmından çıkarmayı düşünüyorum. Şimdi bu kuruluyor. Burası plastik olması lazım. Bu da foil olması lazım. Tamam. Hemen şunu ve şunu yıkıp hadi canım hadi. Çabuk yıkılırsan sevineceğim. Buraya bir tane plastik, daha doğrusu bir tane foil ve bir tane plastik kurmayı planlıyorum. Bu sayede hani şöyle söyleyeyim. Bunları gördüğünüz gibi daha fazla satabileceğiz ve hani işlenmiş halini satmış olacağız. İşlenmemiş halini işlemeden satmayacağız. Bu sayede daha fazla kar elde edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada bir tane plastik polymerizer işte polimerize etmekten geliyor. İki tane plastik üreteceğim bir yer var ve bir tane de şu fuel tanklarından var. Ben bir tane daha fuel tankı eklemek istiyorum. Hani iki plastik, iki fuel olsun. Hızlı olsun. Hızlı hızlı. Ha uçak yakaladık havada. Gördüğünüz gibi. Ha göremiyorsunuz. Nereye gittim? Evet buradaymış. Uçak yakaladık. Neyse. Hani işlenmemiş oil'ı yani petrolü. Bu arada bunu çok İngilizce kullanmaya başladım. Kusura bakmayın. Bu işlenmemiş petrolü direkt işleyip daha hızlı işleyip daha fazla kar elde edebileceğiz. Şurada bir oil power plant var. Plant var iki tane. Enerjimiz de gördüğünüz gibi bayağı bir artıda. Çok artıda yani. Fakat şehrimizde problemler devam ediyor. Bayağı da bir kentleştik gördüğünüz gibi. Nüfusumuz da bayağı bir arttı. Nüfusu da göstereyim hemen. 82.630. Hakikaten arttı yani nüfusumuz da böyle bir gözle görülür bir biçimde. Gayet iyi gidiyor gibiyiz. Şuna da işçi bulunduğu zaman zaten bulunmuş. Bayağı bir yer kirliliği yapıyor. Toprak kirliliği. Fakat yapacak bir şey yok. Bunu sanırım geliştirebiliyoruz daha sonralarda. Burada böyle farklı şeyler çıkabiliyor. Ama tabii daha sonra dediğim gibi burası zaten bayağı bir kirli. Gördüğünüz gibi. Neyse. Şu problemleri halledelim. Yangınlarla ilgili bir problem olduğunu söylüyor arkadaş. Yalnız günde 5 yangın çıkıyor ve 3'ü çok rahat bir şekilde söndürülebiliyor. Ne probleminden bahsediyorsun sen? Anlamadım. Eğitimde problem olduğu söyleniyor. Sınıfların dolu olduğu söyleniyor. Sınıflar dolu olur aga doğal olarak. Yani yeni bir okul kurmam lazım. Çünkü şu an gördüğünüz gibi 950'de 950 dolu. Buraları boş bırakmıştım hatırlarsanız. Buraları da şimdilik öylesine doldurmuştum. Muhtemelen ben yine buraları silip buraya bir tane okul. Ayrıca şunu da kapatabiliriz artık. Hatta direkt silebiliriz. Çünkü petrolden yeteri kadar enerji elde ediyoruz. Ve şu oyunun başında girdiğimizde bize yeni bir şey açıldı demişti hatırlarsanız. Onu bir bakalım hemen. Neymiş o? Bu. Aha çok iyiymiş ya. Bayağı da büyük bir alanı var gördüğünüz gibi. Balon var üstünde. buradaki tiyatroya benziyor. Tiyatrodan daha mı küçük? Yok, tiyatroyla aynı boyda gibi. Hem de daha büyük bir alanı şey yapıyor. Bunu da hemen bir yere konduralım. Bakalım nereye kondurabileceğiz. Nereye kondurabiliriz? Şuraya kondurabilir miyiz? Burayı ben mümkün olabildiğince oil için saklıyordum ama. Konduralım bakalım. Güzel bir görüntü olacağına inanıyorum. Buradan sanırım hava balonları şey yapıyormuş, uçuruyormuş. Emin değilim. Acaba uçacak mı? Uçarsa güzel olur gibime geliyor. Severim bu tür şeyleri. Working diyor ama uçan pek bir şey yok gibi. Neyse arada bir yakalarız herhalde uçan şeyleri. Dursun orada. Olmazsa kaldırırız. Saatlik 700 şey yapıyormuş. Çünkü zaten bakarsanız bu parklara giden para bayağı bir arttı. Fakat şu sağ tarafta da görürsünüz ki yani bu şekilde satarak çok fazla para kazanabiliyoruz. Hani bakın bir ara 36 bin kazanmışız. Ki dediğim gibi her seferinde değişiyor bu. Şu an belki daha fazla kazanıyoruz. Yani bunlar değişebiliyor.
Buralarda problem olmadığına göre şu yangın tekrar hata verdi ama yangınla ilgili bir sorunumuz yok fakat yine de yangın hata veriyor. Dün gelen pakette yazana göre bu yangının bu şekilde aptal aptal hatalar vermesinin çözüldüğü yazıyordu. Maalesef çözülmemiş galiba ama yangında bir problemimiz yok. Gördüğünüz gibi çıkan yangınların hepsi söndürülüyor. Yine bir problem çıkarsa muhtemelen şu büyüğünü de kurmaktan çekinmeyeceğim. Hastalık açısından pek bir problemimiz yok. En çok sevdiğim olay bu oldu. Bu şeyde hani bir tane kliniğimiz var ve bu klinik gerçekten her şeye yetiyor. Yani şehirde çok fazla hasta yok. Yani bu konuda çok iyi oldu. Yani tek bir klinikle hastanemiz bile yok siz düşünün. Hatta sanırım kliniğimiz bile yok. Var mı? Şurada bir yerde olması lazım ya hatırlıyorum. Ya burada hastane mi var? Hayır. Klinik nerede ya? Bir saniye. Burada bir yerde klinik vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ha şurada. Bir tane kliniğimiz var. Gerçekten gayet hızlı çalışıyor ve şehirde çok fazla hasta olma oranı yok. Şurada bayağı büyük bir petrol rezerviniz olmasına rağmen rüzgar ve yer hani burası yüksekte kaldığı için kirliliği taşımıyor hava kirliliğini. Gayet güzel. Petrolde bir problem varmış. Ne diyor? Ne diyorsun amca? Yok mu problem? Sanırım petrol rezervlerimiz bayağı bir fazla yetmiyor oil refinery. Bakalım. 10 bin varil çıkıyor. Buradan da 10 bin varil çıkıyor. Burası gayet aslında pek bir problem yok gibi. Hani normalde buradan 10 bin çıkıp buradan da 10 bin çıkıp burası 10 bin aldığında 10 bin dışarıda kalıyordu. Fakat böyle bir problem yok. Gayet iyi. Şimdi şu görevlere bakabiliriz. Bu diyor 480 bin dolar elde et diyor şeyden. Evet gördüğünüz gibi şu anda full olduğunu gösteriyor. Bakın 10 bin çıkıyor. Burada tutabileceği kadar tutuyormuş. Fakat hemen şurada şöyle göstereyim. Çok fazla şey olduğu için arabalara dikkat edersiniz. Bayağı bir araba olduğu için hemen çıkartıp götürüyoruz. Ve satıyoruz. Arada böyle hata vermesi normal o zaman. Şimdi görevlere bakarsak şehirde problem var. O su sıkıntısı mı var? Hiç iyi değil. O zaman ne yapıyoruz? Şuradan hemen bir su haritasına bakalım. Su haritası hangisi? 4. Burada nerede su var? Burası nasıl yetmez ya? Nasıl yetmeyebilir yani? Bu arada gördüğünüz gibi su bitiyor arkadaşlar ve su bittiği zaman ne yapacağız? Su bitiyor. Yine dünkü gelen paketlere bakarken gördüğüm bir yenilik artık şehre yağmur yağıp suyu yenileyebiliyormuşuz. Bu şekilde de bir yenilik var. Gayet güzel şeyler geliyor. Hani oyun yeni çıktığında biraz kötü gibiydi. Hani şöyle söyleyeyim. Kötü değildi tabii ki de yani SimCity sonuçta bu. Şöyle söyleyeyim hani pek böyle beklentimi karşılamamıştı. Çok fazla bug'ı vesaire vardı. Ama fakat sonradan gerçekten düzelttiler. O yüzden hani Sims elektronik artık bu konuda bayağı iyi gidiyor. Oh, şuraya bir yol daha çekeceğiz o zaman. Hemen şunu koyabildiğim yere. Daha sonra sana da birkaç tane ekleyelim. Bunlar da bayağı pahalı gördüğünüz gibi. Ne diyorsun? Tamam. Gayet güzel. Tamam. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi zaten artıya da geçtik ve şu anda bunun tek başına 161 bin kilokalori mi bu? Kilogram, kilolitre, kilogram falan çıkartıyor. 161. Bunların her biri tek başına 10 kilo ne diyeyim ben buna ya? Kilo litre diyeyim tamam. Bunlar diyelim ki 10 kilolitre çıkartıyor. Bu 161 bin kilo bin değil. 161 kilolitre çıkartıyor ve ekleyebiliyoruz sizin de gördüğünüz gibi. O yüzden gayet güzel oldu. Şimdi yine yangında problem var diyor. Hazmat. O. Hazmat yangınları başlamış. Bu hazmat diye okunmuyor tabii ki. Hezmet diye okunuyor muhtemelen. Ben onu hep hazmat diye okuyorum maalesef. Bu arada şehirde terk edilmiş ev durumuna bir bakalım. Hiç yok. Gayet güzel. Şehrimiz seviliyor. Hazmat
Canım işte su geliyor her yere ya. Nasıl gelmez ki? Gelecek işte. Gelmiş hatta. Hemen atar yapıyorlar ya. Education'da problem var diyor yine. Buraya şey ekleyemiyorum maalesef. Hocam. Maalesef classroom'a ekleyemiyorum. Yeni bir okul mu açacağız yani? Sen illa onu mu diyorsun? Great School. Bu neymiş? Bu da Great School. High School. Public Library. Public Library'miz var mı ya? Şu herhalde evet var. Patlama oldu, patlama oldu. Nerede patlama oldu? Abi bir yerde patlama oldu. Bir saniye, nerede patlama oldu? Bir yerde patlama oldu, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Herhalde yangın çıktı yine bir yerde, tüh. Evet, muhtemelen bir yerde yangın çıktı. Bu hazmat şeylerini ayarlamamız için özel bir şey koymamız lazım. O sanırım buradan koyuluyor. Şurayı bir kontrol edeyim hemen. Evet, buradan koyulmuyor. Büyük itfaiye koymamız lazım. Onun için de güvenlik departmanı açmamız lazım. Onun için de bunu bir level daha atlatmamız lazım. Ve bunu bir level atlatmamıza daha çok var. O yüzden hazmat yangınları biraz bekleyecek. Çok üzgünüm bu konuda. Şimdilik şunun full olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi bakın yine gösteriyor. Ve bu sefer bayağı bir full olmaya başladı. Ki full de kalıyor. O yüzden bir tane daha trade. Hatta trade depot varmış. Bir tane de trade headquarters açalım bakalım. Şunları sileceğim tabi. Zaten yeterince şey var. Su rezervimiz var. Bakalım su rezervimiz biterse de buraya birkaç tane daha şey ekleyebilirim. Problem olacağını sanmıyorum dediğim gibi. Şuraya bir trade headquarters koyalım hemen. Yolu upgrade'lemem lazım. Yol kaldı orada öyle şunu. Ama cadde olarak kal. Neyse sorun değil ya. Şimdi trade headquarters'a ne ekleyebiliyoruz? Sign'ını ekleyebiliyormuşuz. Sign'ı ekleme boşver ya. Electronics Division, Metals Division, Petroleum. Biz bu petroleum'dan ekleyeceğiz. Fakat bu headquarters'ın artması gerekiyor. O yüzden bir tane daha şey ekleyeceğim. Trade port. Trade port'u denize mi koyabiliyorduk? Trade port. Bir okuyayım hemen. Ha. Bunun biraz daha büyüğüymüş. O zaman biz bunu da koyarız. Bir şu petrole bakalım. Petrol iyi durumda. Şu arkalara yol getirmek istiyorum ki daha fazla koyabileyim. Bu arada muhtemelen video bayağı bir uzun oldu. Uzun zamandır oynamadığım için de sardı açıkçası. Birazcık uzun olsun canım bu seferde ya. Problem olacağını sanmıyorum. Siz zaten seviyorsunuz uzun videoları. Yalnız oraya nasıl yol getireceğiz? Şuradan getireyim. Evet evet. Bakalım getirebiliyor muyum? Hayır. Yanlış yolu getirdim. Hemen bunu arttıralım. Sonra şuradan bir tane daha yol çıkartacağız. Bunu da şuraya uzatabiliriz. Tamam. Şimdi hemen bir trade port kuralım bakalım. Bu ve sonra hemen bunu arttıralım. Bunları koymayı sevdiğimi biliyorsunuz. Hemen şu araçları da koyalım ki ne kadar fazla araç o kadar fazla o kadar hızlı taşıma, öyle söyleyeyim. Araçları başka bir şuraya koyalım. Oraya koyalım. Fullledim. Sonra rail terminal. Bunlar daha açık değil nedense. Şurada bir deniz için var, bir de tramvay için var. Bizim tren yolumuz yukarıda maalesef.
Bunu nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Bunu buraya kurabiliyor muyum? Hayır. Şu şekilde mi yapacağız? Çok merak ediyorum. Acaba buradan bir yol çıkarsak? Deneyelim bakalım. Şuraya mesela bir tane bundan şöyle koyalım bakalım. Sonra mesela şunu, evet, gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor ve bir dakika, bizim tren neredeydi ya tren? Evet, bu tren burayı, ama evet, gördüğünüz gibi buraya koyulmuyor çünkü şundan bayağı bir uzak. O zaman şöyle yapıyoruz. Maalesef ben bunun hepsini yıkmak zorunda kalacağım. Bunu yıkıyoruz ve daha sonra şuraya yeni bir tane kuruyoruz hemen. Hatta ben şurayı da yıkacağım. Yine burayı da. Burayı da yıkayım, diğer taraf kalsın. Tamam, şimdi bunu buraya kurabiliriz. Şekilde ortaya koyalım hemen. Daha sonra yine bu araçları dizeceğiz bu şekilde. Yine diğer yere uzak olduğu için bayağı bir buraya da yine de yani çok fazla araba dizeceğim. Fazla araba iyidir ya. Şöyle olabildiğince fazla dizeyim. Zaten bitti herhalde. Evet. Sonra bir şuraya hemen bir tane tren şeyini bu şekilde yapıyoruz. Bunları birleştirmemize gerek var mı bilmiyorum. Herhalde yok. Umarım yoktur zaten. Olacağını da sanmıyorum. Müthiş cümleler kurduğumda. Tabii şu anda biz bunu kullanamıyoruz. Çünkü bunu arttırmamız lazım. Ha, upgrade'leyebiliyormuşuz. Tamam, gayet güzel. Hemen bir tane petrolyum. Bunun petrolyumundan kuralım. Oo, paramız yetmiyor. Biraz bekleyeceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Şeyde problemler var. Şu problemi biliyoruz zaten ya. Tam bizim şehrimiz böyle gayet iyi gidiyor. Niye zorluyorsun ki yani? Bakalım Rumble'ımız var mı? Evet, bir tane var. Tane de şu var. Tamam. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun herhalde. Bilmiyorum kaç dakika oldu video ama muhtemelen uzun oldu. Bayağıdır oynuyorum. Eğer kısa olduysa geri gelirim ama geri geleceğimi sanmıyorum. Artık başka bir bölüme geçerim. Sonunda istediğiniz gibi SimCity geldi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz tekrardan. Bay bay.